bugün unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan birçok ürünün, yani unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle üretilen birçok ürünün üretildiği fabrikadayız. Fabrikaya girdiğinizde zaten ortam otantik, sanki yüzyıllar öncesinde yaşamış, yaşıyormuşsun gibi bir izlenim doğuruyor. Şimdi biz bu fabrikada birçok ürün üretiliyor, fakat biz bir tanesini seçip onun üretim aşamalarını çekeceğiz. Bakalım, çekeceğimiz ürün cezve, kahvelerin pişirildiği cezve, bakır cezve. Bakalım bakır cezveyi nasıl üretiyorlar? Bu hafta farklı bir ortamda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin icra edildiği, onlarca ürünün üretildiği, geneli, el emeği, göz nuruyla üretim yapan bir fabrikadayız. Bu fabrika, nostaljik eşyaların üretimiyle birlikte kapısından içeriye ayak bastığınızda adeta sizi geçmişe dönük zaman yolculuğuna çıkarıyor. Birçok ürünün üretildiği bu fabrikada bir tane ürünü seçip nasıl üretildiğinin aşamalarını sizler için ekrana yansıtacağız. Tanıtacağımız ürün bakır cezve. İkram edildiğinde 40 yıl hatırı olan kahvelerin pişirildiği bakır cezvelerin ilginç üretim aşaması başlıyor. Üretim yerine levhalar halinde gelen bakır, hangi ürün üretilecekse onun ölçülerine göre kesilerek üretim başlar. Ölçülü bir şekilde kesilen bakıra bir pres yardımıyla üretilecek ürünün şekli verilir. Bakır preslenirken herhangi bir zarar görmesin diye altına ve üstüne plastik konularak presin altına yerleştirilir. İsmim Ramazan Özkan. 20 senedir pres operatörü olarak çalışıyorum, hidrolik presçisi. Bize pullar pul olarak geliyor.
Biz onları ön hazırlık yapıldıktan sonra cezve yapıyoruz. Onun için de önce skoçlarını yaptırıyoruz ve ondan sonra kovan olarak bastıktan sonra bizden sonra sıvamaya gidiyor. 20 senedir bu işi yapıyorum. Çeşitli mallarla devam edebiliyoruz. 1000 tane falan yapıyoruz günlük yani. Presslerin işin durumuna göre 1000 tane, 1500 tane. İşin şeyine göre değişiyor yani. İşimizi severek yapıyoruz yani. Sürekli yaptığımız bir iş yani. Hidrolik presçisi mi? Enksantrek de var bizlerde. Devam ediyoruz yani sürekli yani. Preste işi biten ürünler, belki de işin en zor kısmı olan ve cezveye şekil verecek olan ustaya teslim edilir. Cezveye şekil vermek güç gerektiren bir iş. Operatör bu gücü kazanmak için işlem yapan makinenin gövdesine sağlam bir kemerle kendisini bağlayarak buradan aldığı güçle bakıra rahatlıkla şekil verebiliyor. Yapılan bu işleme sıvama adı veriliyor. Öyle ya, tas halindeki bakır makinedeki cezve şeklindeki kalıba adeta sıvanıyor. Ortası diğer bölgelerine göre dar olan bu cezve kalıptan nasıl çıkarılıyor peki? Cevabı özel üretim olan kalıpta gizli. Kalıp birkaç parçadan oluşan özel tasarlanmış ve sıvama yapıldıktan sonra parçalanarak kolayca cezveden ayrılmasını sağlıyor. Adım Aslan Mormenekçi, 46 yaşındayım. Daha evvelden bakır işine başlamadan evvel tekstilciydim. Bağ mesleğini yapıyorduk. Bağ mesleğini şirketimiz kapanınca bakır işine başladık. Patronlarımız ilk önce çırak olarak gelmiştim şirketimize. Şirkette çırak olarak başladığım zaman patronlarımız arkadaşlarımıza temin etti Aslan'ı. Sıvamaya geçirin dedi. Ufak tefek işlerle öğretin dedi. Ufak tefek işlerleri öğrettiler. Ondan sonra cezvelere başlattırdılar bana. Yumurta tavalarını çekmeye başlattırdılar. İlk önce cezveden başlayarak sıvamasını öğrettiler. Nasıl çekilir, nasıl edilir diye. Nasıl kesilir, mazgara nasıl tutulur onu öğrettiler. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan, patronlarımızdan da Allah razı olsun. İlk önce cezveyi yaptıktan sonra güzelce cezveyi hatasız ve kusursuz yaparak gösterdiler bize. Böyle yapılır, şöyle yapılır diye yaptık. Parçası nasıl takılır sıvamada onu gösterdiler. Hatalarını gösterdiler. Hata yaparsan dediler, kaza olur dediler. Tamam dedik biz de. Yavaş yavaş çekerek böyle cezveleri yapıyoruz.
Cezve kalıpların özellikleri parçalı kalıptır. Tek tek, bir numara, iki numara diye takılır bunlar. Parça neden takılıyor onu da söyleyeyim. Kolay çıkması için, cezveden kolay çıkması için, düz olduğu zaman, bu şekli verdiği zaman kalıptan çıkmaz cezve. O yüzden buna parçalı kalıp diyoruz. Çalışırken kemerimizi bağlıyoruz üzerimize geçerek. Ondan bu kemerden güç alarak çalışıyoruz. Bu kemer olmadan güç alamıyoruz. Yaparız ama nasıl yapıp bozuk yaparız mazları. Ondan dolayı bu kemer çok lazım bize. Bütün arkadaşlarımıza lazım. Sıvama işleminden çıkan cezve 3 aşamalı bir yıkamadan geçiyor. Böylece bundan önceki yapılan işlemlerde üzerinde biriken yağ ve kirler bu yıkamayla temizlenmiş oluyor. Yıkamadan çıkan ürün, cila ve parlatma bölümündeki ustaların eline geliyor bu aşamada. Bu bölümde birçok farklı temizleme ve parlatma işleminden geçen ürüne kulpların takılması için önce tek bir delik açılıyor. Tek delik açıldıktan sonra kulp bir perçin ve bir çekiç yardımıyla yerine perçinleniyor. Bu işlemden sonra ikinci delik açılıyor ve ikinci perçin çakılarak kulp orantılı bir şekilde yerine oturtuluyor.
kulp takma işlemi bittikten sonra sıra cezvemizin gagasında. Neden gaga diye sorduğumuzda kuşların gagasıyla olan benzerliğinden dolayı bu isimle adlandırıldığını öğreniyoruz. Bu işlem de bittikten sonra son bir kez daha parlatma ve cilalama yapılması için kulp ve gagası yapılmadan önceki işlem gören bölüme gidiyoruz. Üretim henüz son aşamasına gelmedi ama çok az kaldı. Şimdi kalaylama işlemi başlıyor. Kalaylama bölümüne gittiğimizde bizi çok güzel ve otantik bir ortam karşılıyor. Alevin başındaki ustamızın yaptığı kalaylama işlemini hayranlıkla izliyoruz. Bu işlemi elle yapmanın neredeyse bittiği bir dönemde bizleri adeta geçmişe götürüyor. Bakırda neden kalaylama yapılır sorusunu sorduğumuzda bakırın zamanla ağaçlardaki yosunlanmaya benzer bir renge dönüşmesinden dolayı yapıldığının cevabını alıyoruz. Kalaylanmasa gıda, yiyecek gıdası pişiremezsin, şey yapamazsın. Bakır çünkü oksit ya, yani böyle yeşillik. Yani nemden, rütbetten bakır çabuk bozulur. Bozulmaması mı? Yani kalayı kaplama oluyor. Önlüyor. Hem bozulmuyor hem de kalayı yiyecek içecekleri zararlı değil yani kalayı. Bulunduğumuz yer kalayhane. Burada bakır kalay kaplama yapıyoruz. Bakır bize böyle hazır, temizlenmiş geliyor. İyi bir kalay olması için iyi bir bakır, iyi bir kalaycı ustası, daha sonra kaliteli kalay, bu kalayın erimesinde kullandığımız nişadır ve pamuk. Ayrıca ocağımız olacak. Bu ocak kömürlü ocak dolu, doğalgazlı, tüplü. Yani dumansız herhangi bir ateşli ocak. Oldum mu kalaya hazır olmuş oluyor. Tabii burada ısı derecesiyle 220 derecede eriyor kalay. Pamuk, nişadır, kalay, ateş bir araya geldi mi, usta da oldum mu sonuçta böyle pırıl pırıl bir kalay elde edebiliyoruz. Bu mutfakta kullanılıyor. Kalayı
da işte yemeklerde sağlıklı olması için bütün mutfak gereçlerinde bakır kullanılıyor. Şimdi az ama daha önceden daha çok kullanılıyormuş. Galayın ömrü mutfaktaki neyi kullandığımıza göre salçalı, tuzlu yiyeceklerde daha çabuk galay yok oluyor, aşınıyor. Ya da renkte atma oluyor, yani renginde değişme oluyor. Salçasız, tuzsuz gıdalarda yoğurt, süt gibi daha uzun ömürlü oluyor. İşte çaydanlık, cezveler yine daha çok ömürlü oluyor. Sürekli kullandığımız bir bakır kabı 6 ayda bir, 1 yılda bir kalaylamamız gerekiyor. Eğer bunu geçerse bu renki bulamayız, bozulur. Ben 1966 doğumluyum, şu anda 54 yaşındayım. 85'te çırak olarak bu işe başladım. Askerden geldim 88'de. Aşağı yukarı küçük aralıklar versek de bu iş üzerine sürekli çalıştım. Daha önce köylerde yapıyordum bunu. İşte hayvanla işte eşyalarımızı koyarak galaydır, körüktür, takım teşkilatı. Daha sonra motosikletle bu işe devam ettim. Daha sonra tabii gelişti araç. Ben Tokatlı, Niksarlıyım. Niksar'da İş yerim de oldu kısa bir süre. Ama şu anda İstanbul'da bu işi yapmaktayız fabrikada. Bu fabrikanın ayırt edici özelliği, asırlar öncesine ait olan bu ürünleri eritip modern çağa uygun eşyalar üretmek yerine onların otantik havasını muhafaza edip yok olmasını önlemeye çalışmasıdır. Zaten fabrikanın her yerinde geçmiş dönemlere ait birçok orijinal eşyaya rastlamak mümkün. İrfan Doyran, firmamız ihracat ağırlıklı çalışmakta olup ben halen 3. kuşak temsilcisiyim. Biz Nevşehir Kapadokya bölgesinden dedemin başlangıç yapmasıyla bakırcılık ve kalaycılık yapımıyla bu şekle geldik. Babamın 65 yılında İstanbul'a gelip orada bir yer açıp ve bu sanatı devam ettirme fikriyle gelişti. 75'li yıllardan itibaren de yurt dışına ihracat yapmaya başladık ve bugünkü günümüze kadar bu böyle süre geldi. Yaptığımız ürünler daha çok teknolojik ürünler olmayıp sanatsal ağırlıklı, aşağı yukarı 200-300 yıllık dönemden beri yapıla gelmiş olduğu şekliyle el sanatı olarak, el gücüyle, hatta kullanılan ufak tefek makinelerde bile yine insan gücüyle sıvama tezgahlarında yapılması şekliyle devam etmekte. Teknolojide kayda değer bir gelişme olmayıp çekiç gücü, insan sanatı
ve gördüğü önceki eserlerin benzerlerini ihtiyaç olarak kullanılan şeylerin biraz da dekorla bağlantılı olarak gelişmesini sağladık. Bu sonuç olarak bu ürünleri daha çok yurt dışına ihracat yapmaktayız. Bu yaptığımız ülkelerin arasında en büyük payı Amerika almakta, Avrupa ülkeleri, bunun yanında Yeni Zelanda, Avustralya gibi uç noktaki muhtelif ülkelere de yollamaktayız. Yaptığımız satışımızın %85'i ihracat, %15'i de iç piyasayı kapsamakta. Dediğim gibi insan el emeği, göz nuru, işlemeden çekiçle dövmeye, el kalayına kadar, el cilasına kadar hepsi insan gücüyle yapılmakta. Ve bu yapılan ürünler aşağı yukarı 300-400 yıldır kültürü, Türkiye'deki yaşamı, bu önceki kültürlerden gelen yaşantıları sergilemekte. Bu yaptığımız ürünlerin birçoğu da eskinin taklidinin yanında yeni gündelik yaşama uygun kahve takımları, servis takımları, masaüstü gruplar, bunları düzenleyip yeni modellerle çalışıyoruz. Yeni yaptığımız ürünlerin yanında birçok da eskiden kalma kullanılmış ürünler toplayıp bunları tamir edip yine dekor veya kullanım amaçlı olarak yapmaktayız. Dolayısıyla eski nostalji bir şekilde burada yaşamakta. Birçok ürün 100-150 yıllara kadar yapılmış eski ürünler, bakırlar, toprak küpler, ahşaplar ve buna benzer ürünler bulunmakta. Bu da burayı eski nostaljik bir hava yaratmakta ve bu aşağı yukarı 40-50 yılın vermiş olduğu ürün birikimi, bunların toplanması ve değerlendirilmesi sonucu elde edilen bir sonuç yaratıyor. Bunların her geçen yıl azalmasına karşın bir miktar yine devam etmekte. Bu topladığımız ürünlerin çoğunu biz yenileyip, tamir edip, cilalayıp, gerekli tadilatları yaptıktan sonra değerlendiriyoruz. Eğer biz bunu yapmadığımız takdirde diğer fabrikalara bu ürünler gidip orada eritilip yeni levha, ham madde gelmekte ve bir kültür bu şekilde yok olmakta. Bunu değerlendirmek için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Son kez parlatma işlemi yapılan cezvemiz mis gibi kahvelere tat vermeye hazır. Kim bilir ne hoş sohbetlere tanıklık edecektir bu cezveler. Evet, bugün adeta tarihe yolculuk yaptığımız fabrikamızda çekimlerimizin sonuna geldik. Haftaya farklı bir ürünün üretim aşamasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.